Yanınızdayım. 2 gün önce yaptık değil mi biz canlı yayınımızı? Dağları çizdik. Bugün de akarsuları çizmek üzere sizlerle yine birlikteyim. Efendim tabii yayının ilk 5 dakikası takipçilere iletilmeyle zaman geçirdiği için ben de ilk 5 dakikayı nasılsınız, iyi misiniz, nerelerden katılıyorsunuz şöyle selamlarınızı göreyim, hangi illere davetliyiz ya da hangi iller benim yayınıma davetli bunları görelim bir. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Mücadeleye devam. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam. Sizler de çalışıyorsunuz. Sabah yine postlarımızı atıyoruz. Sabah erken kaldırıyoruz. Her ne kadar dün bir kazaya uğramış olsam da sabah kalkamama gibi. Ama bugün yine o saatte sizleri de ayakta görecek şekilde postumu attım. Evet, değerli arkadaşlar. Herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bu yayınların faydalı olduğu kanaati hasıl oldu. Dün sizlere de sordum. Aslında ben bunları anlattım. Bunları şöyle tüm dersleri anlattım. Benim hocam kanalına yükledim. Fakat orada şunu yapamıyoruz mesela. Hani dilsiz harita üzerine çizme yapamıyoruz. Dolayısıyla bir vesile tekrar sizleri motive etmek ve bazı bilgilerde ihtisaslaşma sağlamak gayesiyle dilsiz harita çizmek üzere tekrar bir aradayız. Evet, Manavgat Irmağı'na Mustafa kardeşim selamlar olsun. Osmaniye'ye, Mersin'e, Ankara'ya selamlar olsun. Diyarbakır'a da. Evet, değerli arkadaşlar bu akşam malumunuz milli maç var. Benim maçlarla çok aram yok. Uzun zamandır da izlemiyorum doğrusu. Çok öyle kayda değer bir maç da görmedim. 2008'den bu yana Türk futbolundaki yaşanan sıkıntılar beni adeta futbola küstürdü. Dolayısıyla çok da ilgimi çekmiyor. Ama netice itibariyle içinizden bunun müptelası olanlar da var, maç müptelası. Onları da dikkate alarak, hissiyatınızı dikkate alarak bugün yayın saatini 21 yaptım. Ve zaman kaybetmeden hemen yayınıma geçmek istiyorum. Neyi anlatacağız? Türkiye'de akarsular. Umarım dilsiz haritalarınız hazırdır. İller dilsiz haritası ve Türkiye akarsularını çizeceğimiz içi boş dilsiz harita umarım hazırdır. Artık bunlar arkadaşlar 50 tane 60 tane şey yapın yani fotokopi çekin sürekli yanınızda olsun. Biz daha madenleri çizeceğiz. Ondan sonra akarsuları, platoları, gölleri daha birçok husus doğal afetleri göstereceğiz. Dolayısıyla bunlar sizin dosyanızda duracak. Evet, hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Türkiye akarsularının özellikleriyle başlayalım. Yayını kaydedeceğim. O kadar da değil yani. YouTube'a kaydetmiyorum ama yayını hikayeme kaydedeceğim. Dolayısıyla herhangi bir kaygılanmaya düşmeyin. 24 saat bu yayın hikayemde olacak. Ama sizden şunu rica ediyorum. Mutlaka bunu çizin. Kendi elinizle çizin. Yani sizin kendinize çizdiğiniz şeyin daha kalıcı olduğunu göreceksiniz. Siz benim sözümü dinleyin, tamam mı? Evet, Türkiye akarsuları. Değerli arkadaşlar, Türkiye akarsularından soru geliyor. Neyi soruyorlar? Türkiye akarsularının özelliklerini soruyor. Türkiye akarsularının geçen yıl yerini sordu. Malumunuz Dalaman çayını sordu. Türkiye akarsularının döküldüğü denizi soruyor. Hangisi Akdeniz'e dökülen akarsulardan biridir ve değildir diye soru çıkmıştı. Türkiye akarsuları üzerindeki barajları soruyor ve Türkiye akarsularının spesifik özelliklerini soruyor. Spesifik derken ne demek hocam? Mesela Çoruh Nehri'ne Çoruh deyip geçemezsin. Başka şeyler de demen lazım. Ne demen lazım? Türkiye'nin en hızlı akan nehridir demen lazım. Başka? Türkiye'den doğup yurt dışından denize dökülen bir nehirdir demen lazım. Fırat, Türkiye'nin en büyük nehridir demen lazım. Meriç, Türkiye ile Yunanistan arasında sınır oluşturur demen lazım. Dolayısıyla bazı nehirlerin soru değeri biraz daha fazla. Peki, öncelikle Türkiye akarsularının özelliklerini görelim. Ondan sonra da dilsiz harita çizimine geçeceğiz. Ben yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Şu anda yayında ses ve görüntü problemi yok, değil mi arkadaşlar? Evet, şu anda görüntüde problem olmadığını düşünüyorum. Pekala başlıyoruz. Yorumları kapatıyorum. Değerli dostlarım,
Diyelim ki siz yurt dışına seyahate gittiniz, uçakla hareket halindesiniz, yanınıza bir Yunan vatandaşı oturdu. Hemen kavgaya tutuşmayın, biraz evrensel olun. Bizim Yunanistan hükümetiyle sorunumuz var, devletiyle sorunumuz var. Yunanistan'ın megalo idealiyle problemimiz var ama Yunanistan vatandaşıyla problemimiz yok. Bizim halklarla problemimiz yok. Önce bunu söyleyeyim. Her gördüğünüz Yunan'ı, Rum'u, Ermeni'yi, Yahudi'yi bilmem neyi böyle potansiyel düşman olarak görmeyin arkadaşlar. Bu düşmanlık psikolojisinden kurtulmamız lazım. Sosyal mesajımı da vereyim. Kuzey Kore gibi ülkeler herkesi düşman görür arkadaşlar. Dolayısıyla devletlerle halkları karıştırmamak lazım. Her neyse. Uçağa oturdunuz, Yunan vatandaşıyla karşılıklı tatlı tatlı atışıyorsunuz. Sizin akarsular mı büyük, bizimkiler mi büyük? Siz diyorsunuz ki ya bizde öyle akarsular var ki peh, sizde ne gezer onlar? Peki önce sen anlat diyor. Türkiye akarsuların özellikle nelerdir? Diyeceğiniz şeylerden bir tanesi arkadaşlar, Türkiye akarsularının akış hızı fazladır. Neden fazladır? Hemen yorumu da katacaksın. Adam merak eder, meraklı bir çocuk gibi sonra neden fazla? Diyeceksiniz ki çünkü Türkiye yüksek bir ülkedir. Yükselti fazla olunca eğim fazla oluyor. Dolayısıyla akış hızı fazla oluyor. Peki buna dayalı sonuçlar var mı? Var tabii. Bir akarsuyun akış hızı fazlaysa o zaman enerji potansiyeli fazla diyeceksiniz. Öyle ki arkadaşlar değil Yunanistan Avrupa'da bize rakip olabilecek sadece Rusya ve Finlandiya var. Onun haricindeki bütün Avrupa ülkelerinden daha fazla enerji üretme potansiyeline sahiptir Türkiye'deki barajlar ve bunu neye borçlu? Bunu neye borçlu? Bir kere daha soruyorum. Dikkatli bir dinle beni. Başka bir şeyle uğraşma. Türkiye akarsularının enerji potansiyeli neden fazla? Şıkları söylüyorum. Bak şıkları hatta şuraya yazıyorum. Debisine mi bağlı? Rejimine mi bağlı? Debi demek su miktarı demek. Rejim demek de akış düzeni demek. Yoksa hızına mı bağlı? Bakın bu kelimelere aşina olacaksınız arkadaşlar. Türkiye akarsularının enerji potansiyeli neden fazla? Çünkü hızları fazla. Yoksa boyları uzun olduğu için mi fazla? Ne alaka efendim? Bir akarsuyun hızını etkileyen temel faktör yükselti ve eğimdir. Tamam mı? O zaman enerji potansiyelini neye bağladık biz? Hıza bağladık. Başka aşındırma güçleri fazla. Aşındırma güçlerinin fazla olması hangi olayı karşımıza çıkarıyor? Erozyon dediğimiz olayı ortaya çıkarıyor. Peki başka ne özelliği var? Türkiye akarsularının arkadaşlar maalesef ki maalesef debisi yüksek değildir. Bunu yanımızdaki Yunan vatandaşına söylerken nasıl söyleyeceğiz? Artık o sizin sorununuz ama debisi yüksek değil. Biz gerçekleri söylemek zorundayız. Debi demek ne demekti? Debi demek su miktarı demekti. Hocam debisi niye yüksek değil ya? Neden yüksek değil? Hemen nedeni de söyleyelim. Çünkü biz çok yağışlı bir iklimde değiliz. Bize her mevsim yağış olmuyor ki. Yağış olduğu zaman da bir Muson Asya'sındaki gibi bardaktan boşanırcasına yağmur olmuyor. O zaman debisi yüksek değildir. Sakın ha kuru milliyetçilik yapıp bizim her şeyimiz yüksek, her şeyimiz büyük, her şeyimiz hızlı demeyin. Neyse o. Adam bir tıkla ulaşır Türkiye akarsularının özelliğine. Başka? Türkiye akarsularının boyları uzun mudur? Eminim ki içinizden bazıları uzundur diye atlayacak ama uzun değildir arkadaşlar. Gerçekleri söylememiz lazım. Niye hocam ya siz de bayağı bir gömdünüz yani. Valla neyse o arkadaşım. Türkiye akarsularının boyu uzun değil. Neden uzun değil? Nedeni Türkiye'nin bir yarımada olması. Bakın şu Türkiye haritası. Akarsular tam uzayacak karşısına Karadeniz çıkıyor. Bu tarafa gideyim diyor Akdeniz çıkıyor. Bu tarafa gideyim diyor Ege çıkıyor. Dolayısıyla tam uzama şansı bulamadan denizlere dökülüyor. O zaman boyları neden uzun değildir? Çünkü Türkiye bir yarımada ülkesidir. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Akarsuyun uzayabilmesi için karşısına denizin çıkmaması lazım. Özgürce akabilmesi lazım. Ama üç tarafı denizle çevrili. Başka hocam, başka nedeni de dağların denize paralel ve yakın olması. Hocam bunlar ne alakaya? Bağlantı kuramadım diyenler için. Şimdi akarsular genelde dağlardan doğar arkadaşlar. Dağlarda kıyıya paralel ve yakın. Akarsu dağdan doğduğu gibi denize dökülür. Şöyle özgürce bir uzayamaz. Anlatabildim mi?
Dolayısıyla dağların denize yakın ve paralel olması da akarsuların boylarının uzamasına imkan tanımıyor. Hocam merak ettik ya, en uzun akarsuyumuz hangisi? Söylüyorum. Türkiye sınırları içerisinde Fırat, pardon, Türkiye sınırları dışında söyledim, sınır dışında Fırat, ama sınır içinde en uzun akarsuyumuz hangisi diye sorarsa Kızılırmak. Sınır içi sınır dışı ne demek? Şimdi sınır dışı şu demek: Fırat'ın bir kısmı Türkiye sınırlarında akıyor, diğer kısmı da Suriye ve Irak'tan akıyor. Dolayısıyla Suriye ve Irak'taki de Fırat'ın parçası oluyor. Ve Basra Körfezi'ne dökülene kadar Türkiye'nin en uzun akarsuyu oluyor. Evet, boyları uzun değildir arkadaşlar. Hocam dünyanın en uzun akarsuyu hangisi? Genel kültür, valla nerede karşımıza çıkacağı belli olmaz. Dünyanın en uzun akarsuyu, bazı kaynaklar Amazon diyor, bu bilgiler değişiyor. Bazı kaynaklar Nil diyor. En son Nil kabul edildi. Nil Nehri Mısır'dan dökülüyor, 6500 kilometre. Türkiye'deki en uzun akarsu da 1700 kilometre. Tamam mı? Genel kültürünüzü de besleyelim böylelikle. Hocam Türkiye'deki akarsuların debisi yüksek değildi. Peki en yükseği hangisi? En yükseği Fırat'tır arkadaşlar. Türkiye'de en çok su akıtan nehir Fırat. Fırat türküsünde demiyor mu? Şu Fırat'ın suyu akar serindir, derindir diye. Dolayısıyla Fırat Türkiye'deki en büyük akarsudur. Ama dünyadaki en büyük akarsu hangisi? Genel kültür, Amazon Nehri. Nerede Amazon? Brezilya'da. Hocam Amazon'la Fırat'ı karşılaştıralım. Bence hiç buna girmeyelim. Çünkü Fırat'ın bir senede akıttığı suyu, Amazon Nehri bir dakikada akıtıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir Brezilyalı ile böyle bir akarsu yarışına girmeyin. Peki başka akarsularımızın özelliklerinden ne var? Rejimleri düzensiz. Rejimleri düzensiz derken hocam ne demek istiyorsunuz? Yani şunu demek istiyorum. Şöyle bir rejim tablosu çiziyorum. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, altıncı ay, hepsini yazmayayım. 12. ay. Yani bir akarsu şöyle bir akım gösteriyorsa, şu sağ tarafta da değerleri yazalım. 0, 50, 100 metreküp bölü saniye. Ben ne anlayacağım? Kardeşim bu akarsuyun Haziran ayında 6. ayda debisi düşmüş. Su miktarı azalmış bak. Şöyle çekeyim. Ama kışın debisi fazla. Dolayısıyla yıl içerisinde seviyesinde bayağı bir değişme olmuş. O zaman seviyede çok değişme oluyorsa ben buna ne diyeceğim? Rejimi düzensiz diyeceğim. Rejim ne demek? Rejim demek akım düzeni demek arkadaşlar. Akım. Yani yıl içerisinde akarsuyun seviyesinde meydana gelen değişme, çok değişme olmuş. Hatta bu Akdeniz, yani size bunlar da sorulur. Bunu verir. Bu aşağıdaki akarsulardan hangisine aittir diye sorar. Ama şimdi bu rejimlere tek tek ayrıntıya girmiyorum. Sadece Türkiye akarsularının rejimlerinin düzensiz olduğunu, bunu da tabloya bakarak çok rahat anlayabileceğinizi söylüyorum. Peki hocam rejimler neden düzensiz? Çünkü ülkemizde genelde yağış rejimi düzensiz değerli arkadaşım. Yağış rejimi düzensiz ne demek? Türkiye her mevsim yağış alan bir ülke değil ki arkadaşlar. Akdeniz bölgesinin kış yağışları fazla, Karadeniz bölgesinin sonbahar yağışları fazla, İç Anadolu'nun ilkbahar yağışları fazla. Yani Karadeniz bölgesi yine düzenli her mevsim yağış alıyor, sonbahar biraz daha fazla, ama onun haricindeki tüm bölgelerde yağış rejimi düzensiz olduğu için akarsu rejimi de düzensiz. Başka hocam, Türkiye akarsuları ulaşıma elverişli değildir. Ulaşıma elverişli değildir derken neyi kastediyorum? Yani üzerinde gemiyle ulaşım yapamazsın. Hocam nasıl oluyor ya? Gemi akarsuda gider mi? Gidiyor işte. Nerede gidiyor? Almanya'da gidiyor. Hollanda'da gidiyor. Oraya gidenler görürler. Koca koca gemilerle iller arası nehir üzerinden seyahat yapıyorsun. Mesela Tuna Nehri üzerinde, Ren Nehri üzerinde. Peki Türkiye'de Fırat üzerinde, Kızılırmak üzerinde, Susurluk Çayı üzerinde niye seyahat yapamıyoruz? Bir ilden ile neden akarsu taşımacılığıyla gidemiyoruz? Çünkü bir, rejimleri düzensiz kardeşim. Her mevsim aynı miktarda su akıtmıyor ki. Yazın su miktarı düşüyor. Nasıl gemiyi taşıyacak bu kadarcık su? İki, boyları çok uzun değil. Akarsu taşımacılığa değecek bir uzunluğu yok. Üç, debileri yüksek değil. Su miktarı az. Gemiyi koysan tabanı yere değecek. Gemiyi kaldıracak kadar su yok ki. Bir başka neden de akış hızları fazla. Akış hızının fazla olduğu bir yerde siz rahat ulaşım yapamazsınız. Neden? Akıntıya karşı kürek çekmen gerekiyor. O münasebetle bu arada akış hızı en fazla olan nehrimizi de yazalım. Akış hızı en fazla olan nehrimiz Çoruh'tur arkadaşlar. Hatta Çoruh dünyada en hızlı akan ikinci nehirdir. O zaman Türkiye akarsuları ulaşıma elverişli değildir. Fakat bunun bir istisnası var. O da Bartın Çayı.
Bartın çayında kütük taşıyorlar. Yolcu taşımıyorlar ama olsun, o da taşımacılıktır. Dolayısıyla Bartın çayını not edin. Ve geldim 8. özelliğe. Türkiye akarsuları denge profiline ulaşmamışlardır. Hocam denge profili nedir? Mevzu mevzuyu açıyor. Denge profilini söyleyeyim ne olduğunu. Arkadaşlar şimdi bakınız. Şöyle bir dağ. Tamam mı? Şurada da bir tane deniz. Deniz. Deniz seviyesi kaç metre? 0 metre. Şimdi bu dağdan bir tane akarsuyun doğduğunu varsayıyoruz. Tamam mı? Bu akarsu doğdu, şöyle aka aka gidip denize dökülüyor. Şimdi dikkatle bak. Bu akarsuyun doğduğu yer yüksek mi? Yüksek. Kaç metre olsun? 1000 metre yükseltide olsun. Kaça doğru akıyor? Sıfıra doğru akıyor. Unutmayın, tüm akarsuların amacı sıfıra ulaşmaktır. Deniz ve okyanuslara ulaşmaktır. Akarsu aşındırması, akarsu akışı ne zaman durur? Her taraf 0 metre olunca durur. Şimdi bu akarsu çok yüksekten doğduğu için akış hızı fazla mı? Fazla. Aşındırma gücü fazla. Enerji potansiyeli fazla. Ve yatağını nereye doğru aşındırır? Yanlara doğru mu? Derine doğru mu? Bakın, akarsu yüksekten doğuyorsa hızı fazla olacağı için yatağını derine doğru aşındırır. Peki derine doğru aşındırırsa yatağını nereye yaklaştırır? Bak, şurası 0 metre ya. Aynı hizada olan karayı, şurayı da 0 metre kabul ediyorum. Ve buna taban seviyesi diyorum. Tüm akarsuların amacı doğdukları yerden aşındıra aşındıra taban seviyesine ulaşmaktır arkadaşlar. Yani 0 metreye. 0 metreye ulaşırsa buna denge profiline ulaşmak deriz. 0 metreden ne kadar yüksekse denge profilinden o kadar uzak demektir. Anlaşıldı mı? O zaman ben sana soruyorum. 1000 metreden doğan Fırat mı denge profiline daha uzaktır? Yoksa 1800 metreden doğan Çoruh mu denge profiline daha uzaktır? Çoruh diyeceksin. Neden? Çünkü 0 metreden, yani taban seviyesinden daha yüksekte. O zaman akarsu taban seviyesinden ne kadar yüksekse ne diyoruz? O kadar dengesiz diyoruz. Yani dengesiz, kısaca söylüyorum, denge profilinden uzak anlamında. Yatağını aşındıra aşındıra taban seviyesine ne kadar yaklaştırıyorsa o kadar dengeli, o kadar denge profiline yakın demektir. Peki soruyorum. Meriç mi denge profiline daha yakındır? Yoksa Kızılırmak mı? Buna bila tereddüt ne diyeceksiniz? Meriç. Peki hocam, bunun bir alameti farikası var mı? Yani Meriç'in denge profiline yakın olduğunun bir işareti, bir delili, bir alameti var mı? Var. Nedir alameti? Denge profiline ulaşan bir akarsuyun arkadaşlar akış hızı ne olur? Düşer. Çünkü taban seviyesine yaklaşıyor. O zaman aşındırma gücü ne olur? Azalır. O zaman enerji potansiyeli ne olur? Enerji potansiyeli azalır, değil mi? Çünkü akış hızı azalmış olur. Peki bu akarsu yatağını artık yana mı aşındırır, derine mi aşındırır? Yana aşındırmaya başlar. Bu akarsu Menderes çizme eğilimine girer. Neden? Çünkü eğim azalmıştır, yükseltisi de azalmıştır. Peki Türkiye'nin genelini düşündüğümüzde akarsular dengeli mi, dengesiz mi? Yani denge profiline yakın mı, uzak mı? Uzak arkadaşlar. Neden? Çünkü biz genç bir ülkeyiz. Hocam gençlikle ne alakası var bunun? Çünkü Türkiye genç olduğu için yeni oluştu. Ortalama yükselti fazla. Henüz aşınmadığı için yüksek. O yüzden akarsular denge profiline uzak. En yakın bölgemiz Marmara. Marmara'dan sonra da Ege olduğunu hatırlatayım. Evet. Türkiye akarsularının özelliklerini arkadaşlar bu şekilde anlattım. Şimdi geçiyoruz. Disis haritalarınızı temin ettiniz zaten. Önceden hazırdı. Neyi çizeceğiz? Şunu birazcık düzelteyim. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi hazırsanız çizime başlıyoruz. Bismillah diyoruz. Herkes kalemi eline alsın. Türkiye'nin akarsuları. Şimdi bu tabi başka bir haritaydı. Şurada çay şeyini göstermişim ama ben bu haritayı niye telef edeyim? Hiç boş, gayet temiz bir harita. Sadece burası var. Böyle de çok işimiz yok. Arkadaşlar, Mescit Dağları'ndan doğup, evet siz de doğdurun. Hop, Türkiye sınırları dışından Gürcistan'dan denize dökülen
Hangi nehrimiz? Hangi nehir? Çoruh Nehri. Benim öğrencim Çoruh deyince neleri bilecek? Bir, Çoruh deyince Gürcistan'dan denize döküldüğünü bileceksin. Yurt dışından denize dökülür. İki, Türkiye'nin en hızlı akarsuyu olduğunu bileceksin. Üç, Türkiye'nin en yüksek barajının bu nehir üzerinde olduğunu bileceksin. En yüksek baraj şu an itibariyle Deriner Çoruh üzerinde olduğunu bileceksin. Evet, Çoruh Nehri'nin aşındırma hızının fazla olduğunu ispatı nedir? Çok bulanık akıyor. Yani erozyon şiddeti çok fazla, buna işarettir. Evet, Çoruh'la ilgili Artvin'den geçerken Yusufeli'de bir vadi oluşturur. Yusufeli Vadisi arkadaşlar soğuklara karşı korunaklı olduğu için yazıyorum. Yusufeli'nde ne yetişmesine olanak sağlar? Zeytin yetişmesine olanak sağlar. Ve bu olaya biz ne deriz? Mikro klima deriz. Evet. Sizler daha güzel yazın. Çoruh deyince benim öğrencim bunu bilecek. Karadeniz'e dökülür, Türkiye sınırları dışından dökülür. En hızlı akan nehirdir. Üzerindeki en yüksek baraj Çoruh üzerindedir. Geldim. Bir başka nehir. Hangi nehir bu? Yeşilırmak arkadaşlar. Yeşilırmak. Bakın. Yeşilırmak bir delta oluşturuyor. Sizler de yaptınız. Hangi delta var burada? Çarşamba deltasını da yapın. Yeşilırmak'ın bir kolu var arkadaşlar. O kolunu da yapalım. Hangi kolla besleniyor? Kelkit çayı ile besleniyor. Kelkit çayı. Evet, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesini duymuşsunuzdur. Yeşilırmak hakkında neyi bil? Barajları şimdi anlatmayacağım. Onu ayrı bir derse saklıyorum, tamam mı? Yeşilırmak Karadeniz'in en büyük delta ovasını oluşturmuştur. O da Çarşamba. Başka bir şey bilmene gerek yok. Bir de Yeşilırmak şunu yapıyor. Sık sık sel ve taşkınlara yol açıyor. Hatta burada Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi var ya, ben şöyle baş harflerine yazalım. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi yaz. Yeşilırmak sık sık taştığı için o sel ve taşkınlara karşı önlem amacıyla geliştirilen bir projedir. Ve İç Anadolu'dan kaynağını alıp Sivas'tan kaynağını alıp bir yay çizerek ilerleyen Kızılırmak. Evet, Kızılırmak Sivas'tan kaynağını alır. Sivas Kızıldağ'dan kaynağını alır. Ve nereye dökülür? Karadeniz'e dökülür. Hangi deltayı oluşturur? Bafra deltasını oluşturur arkadaşlar. Kızılırmak'ın özelliği nedir? Kızılırmak'ın özelliği Türkiye'nin en uzun akarsuyudur. Bafra deltasını oluşturur. Evet. Kızılırmak Sivas'tan doğar. Ve rengi kızıldır. Çünkü Kızıldağ'dan doğup kızıl alivyonlar taşıyor. O münasebetle adı Kızılırmak kalıyor. Üstündeki barajları şimdi söylemiyorum. Hirfanlı Kesik Köprü, bunlar şimdi söylemiyorum arkadaşlar. Ve geldi başka bir nehir, Bartın Çayı. Karadeniz'e dökülen bir başka nehir Bartın Çayı. Bartın Çayı'nın özelliği nedir arkadaşlar? Üzerinde ulaşım yapılabilmesi. Evet. Bu özelliği var. Başka kayda değer bir özelliği yok. Bir özelliği olmayan ama Karadeniz'e döküldüğünü bilmeniz gereken bir diğer nehir Filyos Çayı. Filyos. Evet. Filyos Çayı'nı da yazın. Karadeniz'e dökülen çok fazla çay ve dere var arkadaşlar. Büyük akarsuya pek rastlayamıyorsun. Niye? Çünkü genelde dağlardan doğup denize döküldüğü için, dağlar da kıyıya yakın olduğu için akarsuları büyüme şansı bulamıyor. Ben bu arada şuraya şeyi de sıkıştırmak istiyorum. Şu Çoruh'la Kelkit arasına şöyle araya sıkıştırın. Harşit çayı, harşit. Harşit deyince hurşit geliyor aklıma. Doğu Karadeniz'de harşit. Evet. Harşit'i de yaptık ve geldik. Karadeniz'e dökülen bir başka nehir. Bir başka nehir hangisi bu? Kıvrıla kıvrıla diyor ya, kıvrım kıvrım akar ya. Hangisi bu? Sakarya. Sakarya Necip Fazıl'ın şiirine de geçiyor. Sakarya arkadaşlar birkaç bölgeden geçiyor. Bak, Sakarya'yı çok karıştırma ihtimaliniz var. Marmara bölgesinden geçip Karadeniz'e dökülüyor. Kaynağını İç Anadolu'dan Eskişehir Çiftelerden alıyor. Tamam mı? Sakarya'nın özelliği nedir? En kirli. Bir özelliği daha vardır. Üç bölgeden geçiyor. Marmara'dan geçip Karadeniz'e dökülüyor. Sakarya'nın küçük de bir deltası vardır arkadaşlar. Küçük de olsa, bak burada küçük
küçük bir delta diyebilirsiniz. Bazı kaynaklar kabul etmez. Niye büyük bir delta oluşturamıyor? Çünkü boğazlara yakın olduğu için burada akıntı çok kuvvetli. Sakarya'nın binbir zahmetle biriktirdiği malzeme akıntılar alıp götürüyor. Sakarya Nehri aynı zamanda Porsuk Çayı'ndan besleniyor arkadaşlar. Şuraya bir Porsuk yapın. Eskişehir'e de selam olsun. Porsuk Çayı'ndan besleniyor. Uzun bir akarsu gördüğünüz gibi. Ve geliyorum. Susurluk Çayı. Susurluk Çayı Marmara'ya dökülen sadece Susurluk Çayı var. Susurluk Çayı'nın pek bir özelliği yok. Akış hızı yavaş. Aşındırma gücü az. Enerji potansiyeli az. Su miktarı az. Az da az yani. Marmara Denizi iyi beslenmiyor o münasebetle. Denizler arasında en iyi beslenen Karadeniz. Bakmayın ben hepsini yapmadım buraya. Büyük olanları yazdım. Ve gelelim vefasız bir nehire. Bu vefasız nehir hangisi? Türkiye Yunanistan sınırını çiziyor. Bak Yunanistan'ı görüyor musun? Bulgaristan değil. Kaynağını Bulgaristan'dan alıyor. Bulgaristan'dan getir. Türkiye Yunanistan sınırını çizip Ege Denizi'ne dökülüyor. Sakın ha Marmara deme. Bu yetmezmiş gibi Ergen'e de bunu besliyor. Hangi nehir bu? Meriç Nehri. Meriç kolu Ergen'e nereye dökülüyor? Ege Denizi'ne dökülüyor. Meriç'in özelliği nedir hocam? Meriç'in özelliği Yunanistan, ekran dışına taşmışım. Yunanistan sınırını çizer. Başka pirinç tarımına olanak sağlar. Başka Meriç sık sık taşar, taşkın yapar. Başka denge profiline en yakın nehrimizdir arkadaşlar. Bu temel özellikleri bileceksiniz. Denge profiline yakın, taşkın yapar. Niye? Çünkü yatak derinliği az. Pirinç tarımına olanak sağlar. Marmara bölgesinde Ergene çayıyla beslenir. Yunanistan sınırımızı çizer ve Ege Denizi'ne dökülür. Bu kadarı bil yeterli arkadaşım. Sorarsa bunlardan birini sor. Bak zaten kaç? 1, 2, 3, 4 tane madde. Beşincisi soru olarak gelir yani. Cevap olarak gelir. Ergene'nin bir özelliği var. Ergene en pis yazın. Niye en kirli demiyorum? Çünkü akılda kalsın. En pis nehir. Neden? Şeyde pis yani Sakarya'da bunlar zaten sürekli değişiyor. Çünkü sanayi bölgelerinden geçiyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve geldik Ege'ye dökülenler. Ege'ye dökülenler hangileri? Ege'ye dökülenler en üstten başlayalım. Boyu birazcık kısa olan hangisi bu? Bakırçay. Bakırçay'ın pek bir özelliği yok. Boyu kısa ancak Bakırçay'ın Dikili Deltası'nı oluşturduğunu bilin. Dikili Delta Ovası'nı oluşturur. Evet. Geçiyorum. Biraz daha uzun. Hangisi? Gediz Nehri. Gediz Nehri önceden arkadaşlar İzmir Körfezi'ne dökülüyormuş. Aha da şuraya. İzmir'e gittiğiniz zaman dersiniz bir zamanlar buraya Gediz dökülürdü ama yönü değiştirildi. Daha kuzeyden denize dökülmesi sağlandı. Havanızı atarsınız. Gediz'in niye yönü değiştiriliyor vadisi? Çünkü İzmir Körfezi'ni doldurma riski vardı. O zaman İzmir Körfezi'ne gemiler yanaşamazdı. Size sorulursa yönü değiştirilen nehir hangisi? Gediz Nehri. Ne zaman değiştirilmiştir? Hangi hükümet döneminde? CHP mi? Anavatan Partisi mi? AKP mi? Hangisi dönemde değiştirilmiş? Hiçbir parti arkadaşlar Osmanlı'nın son döneminde değiştirilmiştir. Evet. Osmanlı nehrin yönünü değiştiriyor düşünebiliyor musun? Dolayısıyla hep söylüyorum tarihin yönünü değiştiren bir milletin nehrin yönünü değiştirmesi hiç de yadsınacak bir şey değil. Geldik. Gediz'i de çizdik. Sırada ne var? Küçük Menderes var abisi bak geliyor İzmir'in güneyinden denize dökülüyor. Küçük Menderes. Küçük Menderes hakkında neyi bileceksin? Şurada Selçuk Deltası'nı oluşturur tamam mı Selçuk? Gediz hangi deltayı oluştururdu? Gediz'in deltasını şöyle yazayım. Menemen deltasını oluşturur. Menemen deyince aklına menemen gelmeyen var mı acaba? Yani domates, biberli menemen. Küçük Menderes de hangi deltayı oluşturur? Onu da şuraya yazalım. Oluşturdukları deltayı bileceksiniz arkadaşlar. Selçuk deltasını oluşturur. Ve geldik Büyük Menderes'e. Büyük Menderes biraz daha içerilerden beslenir ve şuradan Aydın'dan denize dökülür. Büyük Menderes hangi deltayı oluşturur? Balat deltasını oluşturur. Bununla ilgili soru gelmiştir.
Hangi soru gelmiştir arkadaşlar? Hemen şuraya yazayım. Ege bölgesinde kaynağını dışarıdan alan nehirdir. Büyük Menderes Aydın ilinden geçer. Zaten bakın Ege'deki akarsuların genel özellikleri nedir arkadaşlar? Genel özellikleri Menderes çizmesidir. Menderes çiziyorsa bu akarsular denge profiline nasıldır? Denge profiline yakındır, değil mi? Denge profiline yakın Ege'deki tüm akarsular. Şimdi denge profiline yakınsa enerji potansiyelleri nasıldır? Enerji potansiyeli azdır. Yataklarını derine mi aşındırır, yana mı aşındırırlar? Yataklarını yana aşındırma yaparlar arkadaşlar. Bu özellikleri bileceksiniz. Ege'deki tüm akarsular için geçerlidir. Ve geldik Akdeniz'in akarsularına. Öncelikle şöyle Antalya'dan denize dökülen şöyle yazayım. Aksuyu bilin. Aksuyun hemen yanı başında Köprü Çayı bilin. Köprü Çay. Köprü Çay. Okunaklı değil ama sesimi duyuyorsunuz netice itibariyle. Aksu, dikkat edin, Antalya Körfezi'ne dökülüyor. Köprü Çay, ikisi de Antalya'ya dökülüyor. Ve şurada Manavgat. Manavgat'ın bir özelliği var arkadaşlar. Şuraya yazayım. Manavgat ilginçtir ama rejimi düzenlidir. Manavgat üzerinde rafting yapılır. Aynısı Köprü Çayı için de geçerlidir. Rafting olayı. Arkadaşlar, Manavgat'ın rejimi neden düzenlidir? Çünkü yeraltı sularıyla beslenir. Biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde yeraltı suyu çok fazla. Manavgat aynı zamanda üzerindeki Oymapınar Barajı çok önemli. Oymapınar, benim hafıza tekniklerinden hatırlayanlar hatırlar. Oymapınar Barajı nereyi besliyordu? Şurada Seydişehir'deki alüminyum tesisini besliyordu. Evet, Oymapınar Barajı elektriğini sadece bir şeye veriyor. Bir fabrikaya veriyor. Bir fabrika bir şehir kadar elektrik tüketiyor zira. Tabii zaman ekonomik kullanmam gerekiyor. Devam ediyorum. Bu arada Köprüçay, Manavgat, Aksu bunlar aynı zamanda kanyon vadi oluşturuyor arkadaşlar. Bunları da yazalım. Kanyon vadilere nerede rastlarsınız? Akdeniz bölgesi. Bakınız. Ege'deki akarsular mı denge profiline yakın, Akdeniz mi, Ege diyeceksiniz. Ege mi, Marmara mı, Marmara diyeceksiniz. Dolayısıyla Akdeniz akarsuları çok da yavaş akmaz. Yavaş akarsa zaten rafting yapılmaz. Biraz kafayı çalıştırmak lazım, değil mi? Manavgat aynı zamanda küçük bir şelale de oluşturur. Manavgat üzerinde turist taşımacılığı da yapıyorlar. Böyle çok fazla olmamakla beraber küçük teknelere bindiriyorlar. Ve geldik kayda değer önemli nehirlerden bir tanesi. Hangisi? Göksu Nehri arkadaşlar. Göksu Nehri'nin özellikleri var. Neler bunlar Göksu Nehri'nin özellikleri? Şöyle yazalım. Silifke Deltası'nı oluşturur. Bakın şurası Silifke Deltası. Aynı zamanda KOP projesinde kullanılır. Aynı zamanda Mavi Tünel projesinde kullanılır. Mavi Tünel. Neydi Mavi Tünel ve KOP projesi? Bakın şu arada Toroslar var. Torosların altından bir tünelle Konya Ovası'na suyunu ulaştırır. Konya Ovası sulama projesi KOP. Suyu nereden alırmış? Göksu'dan. Nasıl alırmış? Torosların altından açılan tünelle. O yüzden oradan geçen su ya ne deniyor? Mavi Tünel projesi deniyor. Tamam mı? Yine arkadaşlar şurada bir Dragon çayı yazın. Dragon. İsmi biraz Dragon, Türk ismi değil gibi, Rus dövüşçü ismine benziyor, Rus boksör ismi gibi duruyor Dragon. Dragon çayının özelliği nedir? Dragon çayının özelliği barış suyu projesi. Bakın Dragon çayının suyu nereye gidiyor? Kıbrıs'a gidiyor, Kıbrıs'a. Güney Kıbrıs Rum kesimi de aynı sudan istediği için biz de diyoruz ki barışırsanız veririz. Bu arada şurada bir küçük nehir daha çizeyim. Bunu unutmayayım. Bunu ÖSYM sormuştu. Eşen çayı, Eşen. Bir başka kaynaklarda Eşme çayı diye geçiyor. Eşen. Bunu yapmışken tabii ki neyi unutmamak lazım? Dalaman'ı da unutmamak lazım. Dalaman 2018'de soru olarak geldi. Dalaman Ege ile Akdeniz arasında sınır arkadaşlar. Bak Dalaman, Eşen, Aksu, Köprüçay, Manavgat, Dragon, Göksu ve geldik hangilerine? Arkadaşlar Seyhan ve Ceyhan. Evet. Şu Seyhan, şu da Ceyhan.
Bunların özelliği nedir? Tabii ki Çukurova deltasını oluşturmaları. Üzerindeki barajları şimdi söylemiyorum. Şurada aynı zamanda Seyhan Nehri Zamantı Çayı'ndan Kayseri'deki Zamantı Çayı. Zamantı. Bak sonu mantı ile bitiyor. Kayseri olduğunu anlayın, tamam mı? Kayseri'deki Zamantı Çayı'ndan da beslenir. Ve geldik bir başka nehir. Asi Nehri. Asi. Asi Nehri nereden geliyor bize? Suriye'den geliyor. Asi Nehri'nde yurt dışından gelen nehirlerden biri olduğunu bilin ve küçük bir delta oluşturuyor. Amik Deltası, bunu da biliniz. Ve geldik Türkiye'nin en büyük akarsuyu. Hangisi? Türkiye'nin en büyük akarsuyu Fırat'tır arkadaşlar. Şöyle Elazığ'dan doğup Malatya'dan, Adıyaman'dan, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten geçip Suriye'ye gidiyor. Hangi nehir? Fırat. Fırat nereden besleniyor? Şuradaki Murat Nehri'nden besleniyor. Aynı zamanda Erzurum'dan gelen Karasu Nehri'nden besleniyor. Yine Tunceli'den gelen Peri Çayı'yla besleniyor. Peri Çayı'yla besleniyor. Evet. Üç nehir Elazığ'da birleşiyor. Keban Barajı'ndan sonra Fırat olarak yoluna devam ediyor. Bakın Elazığ'da Fırat Turizm var, Murat Turizm var. Otobüs firması. Dolayısıyla bundan aklınıza gelsin. Dicle Nehri bu da Elazığ'dan kaynağını alıyor. Elazığ'dan kaynağını alıp şuradan şu Dicle Nehri Diyarbakır'dan geçiyor ve Batman'dan geçiyor. Şurada Zap suyuyla besleniyor. Zap. Evet, Zap suyu nereden kaynağı? Bu arada ekrandan çıkmışız. Zap suyu kaynağını nereden alıyor? Zap suyu arkadaşlar Hakkari'den kaynağını alıyor. Özelliği ne? Zap suyunun özelliği temiz olması. Çünkü çevresinde yerleşim birimi yok. Bakın şu Fırat'la Dicle arasındaki alana biz ne diyoruz biliyor musunuz? Yukarı Mezopotamya diyoruz. Mezopotamya burası işte yani. Peki bunlar Basra Körfezi'ne dökülmeden önce şurada birleşiyor. Şöyle biraz da yukarı sayayım. Basra Körfezi'ne dökülmeden önce birleşiyor. Birleştikleri yere ne deniyor? Şaddül Arap deniyor. Şaddül Arap. Nereye dökülüyor? Basra Körfezi'ne dökülüyor. Basra Körfezi hangi okyanusa açılıyor? O da Hint Okyanusu'na açılıyor. O zaman Türkiye'deki akarsular dolaylı olarak Hint Okyanusu'na ulaşıyor. Basra Körfezi'ne dökülenler. Peki hocam, Akdeniz'e, Karadeniz'e, Marmara'ya dökülenler, bunlar da Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçip nereye ulaşıyor? Şuraya yazıyorum büyük harflerle. Atlas Okyanusu'na ulaşıyor. Türkiye o zaman iki nehir havzasına giriyor. Atlas ve Hint Okyanusu havzası. Hocam Fırat ve Dicle'nin özelliği nedir? Fırat Türkiye'de ne diyelim? En büyük akarsudur. En büyük akarsu derken su miktarı en fazla, debisi en fazla, en güçlü, en çok hidroelektrik enerjisi üreten, hidroelektrik enerjisi yazalım, hidroelektrik enerjisi en fazla üreten, tabii ben yazdıkça masa sallanıyor, umarım görüntü kötü aksetmiyordur bu. Hangisidir? Fırat'tır arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük barajları Fırat üzerinde kurulmuştur. Fırat ve Dicle'yi de geçtim. Zamana ekonomi kullanmak istiyorum. Ve geldim hangisine? Aras Nehri'ne. Evet, Aras Nehri karışmasın diye kırmızıyla yapayım bunu. Ama kırmızıyla yaparsam daha çok karışacak. Çünkü Aras Nehri'nin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Erzurum'dan doğup bizim Ermenistan ve Nahçıvan sınırını çiziyor. Evet, Aras. Aras. Şurada hangi ülke varmış? Bak Ermenistan sınırını çiziyor. Şurada hangi ülke var? Şurada da Azerbaycan'a bağlı özel cumhuriyet. Dolayısıyla Azerbaycan yazalım. Hangisi? Nahçıvan var. Nahçıvan. Tamam mı? Aras iki ülkeyle sınırımızı çiziyor. Şurada yine Kura var. Arkadaşlar Kura şöyle gidiyor. Kura. Kura nereye gidiyor Kura? Şöyle yazıyorum Kura. Kura'da Aras'ta arkadaşlar gidip nereye dökülüyor? Şurada Hazar Gölü'ne dökülüyor. Hazar. Dolayısıyla Aras, Kura bir de Arpaçay var. Bunlar kapalı havza oluyor. Türkiye'nin 3 tane kapalı havzası var. Aras, Kura, Arpaçay. Arpaçay da yine Kars'tan geçiyor. Şöyle buna da Arpaçay diyelim. Şöyle Arpaçay. Nereye dökülüyor? Hazar'a. Kura
ve Aras. Evet, Türkiye'nin akarsularını bu kadar bilmek yeterli. Ama bir de şöyle bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi Türkiye'den doğup yurt dışından denize dökülenler hangileri? Görüntü bulanıklaştı. Değerli arkadaşlarım, kalp atmayın rica ederim. Son 5 dakika zaten dersimizde. Evet. Türkiye'den doğup yurt dışından denize dökülenler hangileri dedik? Fırat dedik. Dicle dedik. Basra Körfezi'ne dökülüyor. Çoruh dedik. Gürcistan'dan dökülüyor. Aras dedik. Kura dedik. Arpaçay dedik. Arpaçay. Bunlar nereye dökülüyordu? Hazar Gölü'ne. Fırat ve Dicle nereye dökülüyordu? Basra Körfezi'ne. Çoruh nereye dökülüyordu? Karadeniz'e, ama hangi ülkeden? Gürcistan'dan dökülüyordu. Bak, ben şöyle bir senaryo oluşturuyorum arkadaşlar. Fırat, şu Fırat olsun. Zaten Fırat ismiyle insanlar var. Bu da Dicle olsun. Dicle'yi şöyle kız. Bunlar birbirine aşık oluyorlar. Şöyle bir tane de kalp çizelim. Kalbi racona uygun olsun. Kırmızıyla çizelim. Fırat ve Dicle birbirine aşık oluyorlar. Babası diyor ki ben Dicle'yi sana vermem. Şu Fırat. Bu da Dicle. Bende de ne hikayeler var ha. Ben sana diyor babası Dicle'yi vermem. Bunlar da el ele verip yurt dışına kaçıyorlar. Yurt dışına ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Kaçma Kura, Aras, Çoruh. Tamam. Yurt dışına kaçıyorlar. Kura, Aras, Çoruh. Bence güzel oldu. Evet, dedim yurt dışından doğup Türkiye'ye gelenler sadece iki tane geliyor. Mesih ve Ariç diyecektim. Asi ve Meriç. Asi Suriye'den. Meriç nereden geliyor? Meriç de Bulgaristan'dan geliyor. Yunanistan sınırımızı çiziyor. Hop, bunu da geçtik. Ve geldim. Bugünkü ilimiz. Bugünkü ilimiz Elazığ'ın yakın komşusu, kardeşi, birbirini çok severler. Can cağız olarak kabul ederler. Desem de aslında Elazığ Malatya sürekli bir rekabet halindedir. Elazığlılar Malatyalılara kofik diyor arkadaşlar. Bu içi boş biber anlamında. Böyle bir hakaret mi desem, bir tatlı takılma mı desem. Malatyalılar Elazığlılara takılıyor. Elazığlılar Malatyalılara takılıyor ama iyi insanlar hakikaten. Malatya, Doğu Anadolu'nun en gelişmiş şehri. Bak böyle diyerek Malatyalıların kalbini kazanıyorum. Malatya hakkında benim öğrencim ne bilecek? Şimdi bu kağıdı kirletmeyeyim. Malatya hakkında bilmeniz gereken yerini gösterdik. Elazığ'ın hemen batısında. Malatya deyince benim öğrencim ne bilecek Malatya hakkında? 1. Yukarı Fırat bölümünde, Yukarı Fırat Havzası'nda. 2. Malatya deyince kesinlikle Hekim Han ve Hasan Çelebi'de hangi madenler çıkarılıyordu? Demir madeni çıkarıldığını bileceksin. Malatya'da şeker fabrikası olduğunu bileceksin. Malatya'nın tekstil sanayisinin geliştiğini bileceksin. Evet. Malatya zaten Kayısı'da dünya birincisi olduğunu zaten biliyorsun. Bir de Malatya'nın Battalgazi efsane, Battalgazi diye ilçesi var arkadaşlar. Cüneyt Arkın'ın çevirdiği filmler var. Evet, Malatya hakkında bu kadar yeterli. Şimdi öğrenci diyecek hocam Elazığ yarım saatte anlattım. Malatya 2 dakikaya sıkıştırdın. Değil arkadaşlar, zaman yok, görüyorsunuz milli maç başlayacak. Dolayısıyla bak, bugünkü çizdiğimiz harita bu. Notlarımız bunlar. Arkasına aldığımız notlar bunlar. Hocam ben yazamadım, güzel yazamıyorum, hızlı gittiniz, yetişemedim diyenler için de hızlı dediğiniz 45 dakika olmuş. Aha da bunu göstereyim. Bu da benim. Aynısını kitabımda bulabilirsiniz. Tamam mı? Hangi kitabımda? Altta notlar da var. Hangi kitabımda? Yakında çıkacak olan, yeni baskısı çıkacak olan hafıza ve hafıza teknikleri ve haritalarla coğrafya kitabında bulabilirsiniz. Evet, bir günü daha böyle geçirdik. Umarım verimli olmuştur. Türkiye'nin akarsularını yaptık. Artık akarsu uzmanı sayılırsınız. Bir uçakta Yunan yolcuyla yan yana geldiğinizde bayağı bir malumat biriktirdim size. Destekli konuşursunuz. Hava yüksekten atmazsınız, uçmazsınız. Ama Türkiye akarsularının genel özelliklerine bu şekilde vakıf olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar, şimdi sorunuz var mı? Varsa sorularınızı alalım. Yoksa yayınımızı sona erdirelim.
Evet, nasıl geçti? Arada şey oldu mu? Ben hiç yorumdan aşmadım ama görüntü bulanıklaştı mı? Donma oldu mu? Ya da bu yayındaki şeyimiz, ambiyans nasıl? Yani sizler beni biraz buna mecbur ediyorsunuz. Aslında ben bu dersleri anlattım benim hocamda. Allah'ın zalimleri. Gittim orada 2 hafta kaldım otellerde. Günde 10 saat ders anlattım. Ama siz buradaki tadın biraz farklı olduğunu söylüyorsunuz. Ben de iyi olan bir şey varsa bunu tekrar ediyorum. Evet, Malatya'da pamuk mikro klima. Doğru söylemiş hocamız. Ama şu anda tarımı yapılmıyor. Eskiden yapılıyordu. Elazığ'da da eskiden yapılıyordu. Hatta Iğdır'da da eskiden yapılıyordu. Ama mikro klimadır. Elazığ, Malatya, Iğdır. Zaten bundan dolayı üçünde tarım potansiyeli fazla. Hocam demiş ama biraz hızlıydınız. Ama biraz hızlıydık da saat 45 dakika oldu. 2 saat yayın yapacak halimiz yok. Bazılarınız şey diyor böyle tane 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 yazmamı bekliyorlar. Öyle beklemeyin. O zaman canlı yayın bir anlamı kalmaz. Biz ne yapacağız? Zamanı ekonomik kullanarak o zamana çok şey sığdıracağız. Ama sen yavaş kaldıysan yayını kaydediyorum. Bir defa daha dinle. Oradan notunu al. Okey? Tekrar söylüyorum. Bak zaten bunları dinlediniz. Benim hocam kanalına yüklediğim videoları dinliyorsun. Ondan sonra gelip burada cilasını yapıyorsun. Tamam mı? Hocam testte çok yanlışınız varsa konu eksiğiniz var demektir. Bir de çok yanlış izafi bir kavramdır. Neye çok yanlış diyorsun? Bir testte sizin 10 soruda bir yanlış yapma hakkınız var. Yani ideal seviye bu. 10 soruda 4 yanlış yapıyorsanız o zaman çok fazla yanlış yapıyorsunuz demektir. Şöyle söyleyeyim. 10 soruda %25'ten fazla yanlış yapıyorsanız, 10 soru derken 100 soru çözdün, %25'ten fazlası yanlışsa o zaman yanlış çok demektir. Ama %10 yanlış normaldir. Yani %10 yanlış ideal olandır. 10 ile 20 arası normaldir. 20'den fazlası fazla. Bu arada arkadaşlar hatırlamışken söyleyeyim. Yayından önce bir takipçim arttı. Benim fotoğrafımı sağda solda kullanan Twitter'da bilmem Instagram'da hesap açanlar varmış. Bunlara karşı da dikkatli olun. Böyle kötü niyetli insanlar da olabiliyor. Benim fotoğrafımla adres açmış, Instagram adresi bilmem ne yapmış. Oradan farklı şeyler talep edenler, yazanlar, farklı niyet besleyenler olabilir. Ona dikkat edin arkadaşlar. Söylemiş olayım. Evet. Sorunuz yoksa ben müsaade isteyeyim. Kitaplarım haftaya artık bu hafta sonu çıkar diye ümit ediyordum. Benim hocamdan haber gelmedi. Önümüzdeki hafta inşallah çıktığına dair haberi alırım. Ben de size duyururum. Hadi maça geçelim. Elazığ'da Karakaya Barajı var. Elazığ, Malatya, Diyarbakır arasında Karakaya. Sadece Elazığ'a ait değil. Barajlara bu dersimizde değinmedik. Onlar ayrı bir yayında değineceğiz. Bir daha ne zaman yayın olacağını duyururum arkadaşlar. Benim müsaitlik duruma göre siz tetikte bekleyin. Benim storyleri takip edin. Oradan duyururum. Tamam mı? Bir dahaki dersimizi YouTube'dan yapalım. Çünkü burada donma olayı, bilmem YouTube'a yükleme olayı bunlar benim için zaman alıcı şeyler. En temizi ne biliyor musunuz? YouTube. YouTube kanalıma herkes abone olsun olmayanlar. YouTube'a yapalım. Hem yapıp orada direkt yükleniyor. Kendi kendine yükleniyor. Bir dahaki derse platoları çizelim. Platoları ve volkanik dağları. Ne zaman olacağını size duyururum. Önümüzdeki hafta muhtemelen pazartesi ya da salı olabilir. Şöyle sizi biraz havaya sokayım. Tam Eylül 15'ten sonra tam tekmil derse asılın. Esas canlı yayınlarım bunlar değil. Daha ders şu an dizisi harita çiziyorum. Bunlarla biraz daha havaya girmiş olun. Tamam. YouTube adresim benim profilimde kayıtlı. Oraya abone ol. Bir dahaki yayını oradan yapalım ya. Hakikaten burada bir daha YouTube'a kaydet bilmem ne yap. İki defa iş olmasın. Pekala, bana müsaade bu çizdiğimiz haritaları güzel muhafaza edin. Yatmadan bir kere daha bakın, özellikler iyice aklınıza yerleşmiş olsun. Yaşadığınız coğrafyalara selamlar, Allah'a emanet, iyi çalışmalar, milli takıma da başarılar.